Merhaba Adnan Bey, sizi çok seviyorum. Sungur abi, Mehdi abiyi gördü mü? Ah severim ben senin tatlılığını, o kara kaşlarını senin. Maşallah. Saç çok güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. Kaşların çok güzel, kaş yüksekliğine güzel. Burnun çok güzel, bayağı zarif. Elmacık kemikleri var. Gözlerin çok güzel. Ela gözlü anladığım kadarıyla. Çok hoş kızsın. Piercingin de çok yakışmış. Aferin benim canıma. Allah sana sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Seni daha da güzelleştirsin, seni sevinç içinde yaşatsın. Cennette bana Allah arkadaş etsin seni. İnşallah. Sungur abi pek öyle alışılmış bir insan değildi. Yani ben normal bir Anadolu insanı zannettim onu. Böyle kendi halinde bir nur talebesi zannettim. Baktım Risale-i Nur okuyor. Gayet güzel böyle akıcı okuyor. Gözlerine baktım, gözleri bembeyaz. Yani şey yok. Akı var ya, ak kısmı. O hakim, o renkli kısmı herhalde muhtemelen gözün üst kısmında. Yani yoktu renkli kısmı gözün, benim gördüğümde. Herkes gördü yani, bir tek ben değil. Biliniyor, bilinen bir şey. Bembeyaz gözü yani. Yani zaten gözün o halde olması çok zor yani. Göz çok zorlanır, öyle bir şey insan yapamaz. O cayır cayır okuyor o haliyle. Risale-i Nur. Yani hangi sayfayı açarsa açsın, o şekilde okuyor. Yani muhtemelen ezberlemiş benim anladığım yani. Su gibi ezberden okuyor. Bayağı tatlı, çok şeker bir üslubu vardı. Benle camide karşılaştığında, cami tarafından geldi. Ben, çocuklar şurada oturuyordu, ben biraz bu taraftaydım. Kapı tarafına görecek şekilde oturmuştum ben. Üzerinde deve tüyünden bir uzun paltosu vardı. Bir deve tüyü takkesi vardı. Ben hemen ayağa kalktım görünce. Bizim çocuklar oturuyorlardı. Bizim çocuklar daha üniversite öğrencisi oldukları için öyle İslam'ı, adabı, edebi bilmiyorlardı. Hani bir büyük geldiğinde ayağa kalkmak, nezaketin ince kuralları falan, onları pek bilmiyorlardı. Akademinin öğrencileri falan. Ama hepsi sarıklıydı. Ben de sarıklıydım, beyaz sarıklı. 7 metrelik sarık vardı başımda. Onlarda da öyle sarık vardı. Benim sarığım yeşil oluyordu genelden. Yani deniz yeşili ya, zümrüt yeşili, o tarz sarık takıyordum. Onların sarıkları beyaz oluyordu. Öyle otururken o abimiz gelmişti. Selam dedi. Aleyküm selam hocam, hoş geldiniz dedim. Kardeş senin adın ne dedi. Adnan hocam dedim. Soyadın ne? Oktar dedi. Ya der demez refleks hemen cebinden bir bloknot çıkartıyor. Şöyle küçük kare kare şey olur ya, böyle defter oluyor onlardan. Telli üstten. Bir de tükenmez kalem çıkarttı. Böyle şöyle kafasını şey yaparak, yukarı kalarak hesap yapmaya başladı. Çocuklar oradan bu sefer gülmeye başladı. Heyecanlandılar çocuklar. Yani benden şüphelendiğini hissettiler. Yani Allah'ın hüsnü zannettiğini zannettiler. Gülmeme, ben utandım öyle yapınca onlar. Tabii yani biraz kabaca bir hareket olduğu için. Ben hemen sezdirmeden Sungur abi kolundan tutup caminin aşağı tarafına doğru götürdüm. Çünkü başka münasebetsizlikle yapabilirler diye çekindim. Çünkü bilmiyorlar yani, hiçbir şey bilmiyorlar. Abi böyle hesap yapmaya yine devam etti. Sonra dedim ki, abi dedim, böyle hoşuna gitsin diye biraz da hani tabii öyledir desin diye. Mehdi nur talebesi mi olacak dedim. Yok dedim, Mehdi nur talebesi olmayacak dedi. Bediüzzaman öyle dedi. Ben acayip şaşırdım öyle deyince yani. Hiçbir nurcu bir kere böyle, bak bir kere şunu demez. Ne Mehdi'si ya der yani. Mehdi geldi, bitti der yani Mehdi. Veya şahsı manevidir der. Klasik. Ya Mehdi gelecek, Sungur abinin demesi bu mümkünü yok, imkansız demez ya. Abiler asla, acayip kaçındıkları bir konu. Mehdi gelecek asla demezler. Bak Mehdi'nin geleceğini kabul etti. Ve nur talebesi olmayacak dedi. Bediüzzaman öyle söyledi dedi. Peki abi dedim, ikinci aşama onu söyleyince çok hayretime gitti.
Nasıl olacak peki abi o zaman dedim. İki elini şöyle yanlara açtı, bambaşka olacak dedi Bediüzzaman. Bak hep Bediüzzaman nakledi, bambaşka olacak. Bak hiçbir yerde yazmıyor bu. Evet. Bambaşka. Demek ki özel bilgi verilmiş yani, çok kapsamlı bilgi verilmiş. Ben ondan sonra utandım artık bir daha soru sormaya. Çünkü biraz da heyecanlandım şimdi, ne sorayım yani sorsak. Bir acayip olur. Ben o kadarını bıraktım. Sonra Sungur abi bizim çocuklarla tanıştı, biz yaptılar. Onlara İsrail Nur'dan ders yaptı, orada da yaptı o gün. Sonra onları, bizim evimiz vardı. Hikmet abi vardı, Sungur abinin talebesi, yanındaydı o gün. O derse gelmeye başladı bizim çocukları. Sungur abi bir süre kafası takıldı ki bizzat kendi gelip ders vermeye başladı bizim çocuklara. İsrail Nur dersi vermeye başladı. Bayağı uzun zaman devam etti öyle. Bir gün bizim çocuklar herhalde münasebetlik yapmışlar, kızmış. Kalkmış, gitmeye kalkmış. Evin etrafı, her tarafı sis dolu. Ya demiş, Allah gitmemizi gitmemi istemiyor demiş, geri dönmüş. Sonra dedi ki Sungur abi, ya Adnan kardeş dedi, senin dedi kitaplarından biz çekiniyorduk dedi, yani okumaktan falan. Sonra baktık ki zamanla elmas hükmündeymiş dedi kitapların dedi. Çok değerliymiş dedi. Sonra yine bir gittiğim dedi, durduk ya dedi ki Adnan kardeş dedi, sen dedi Seddi Zülkaynen oldun. Küfür seni aşıp bize gelemiyor dedi. Eğer sen olmasan onlar direkt bize gelirler dedi. Ama seni aşamıyorlar dedi. İşte bak bu çok önemli bu. Sonra bir arada yine duruyorduk, konuşuyorduk Sungur abiyle. Yine ziyaretine gitmiştim. Bediüzzaman dedi ki Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi. Aa dedi, donduk kaldık böyle. Duydunuz mu falan dedik talebelerine. Evet evet duyduk dediler. Hayret ettik. Durduk yere söyledi. Hatta kimin göreceğini, kimin görmeyeceğini de söyledi. Yani daha ileri aşamaları. Bayağı emindi Sungur abi Mehdi'nin gelişinden. Çok mütevazi bir insandı. Sırları da vardı yani, başka da vardı benim anladığım. Yani Bediüzzaman birçok şey söylemiş. Ama bu sırlar birilerinde olması lazım yine. Yani bu yani kapanacak bir sır olduğunu zannetmiyorum. Ama ben mesela çok önemli bir bilgi bu, benim için yeterli. Yani Mehdi Nur talebesi olmayacak, muazzam bir açıklama bu. Gelecek demesi ayrı bir önemli. Ve bambaşka olacak demek, bak başka değil. Bambaşka, şaşırtıcı derecede başka diyor. Yani çok manidar. Bir daha dinleyeyim. Merhaba Adnan Bey, sizi çok seviyorum. Sungur abi, Mehdi abiyi gördü mü? Canımın içi, ben de seni çok seviyorum. Allah sevgimizi sonsuza kadar devam ettirsin. Gittikçe katlanarak artırsın. Allah en derin sevgili birbirimizi sevmemizi nasip etsin. İmana dayalı, Allah'ın tecellisi olarak birbirimizi sevmemizi nasip etsin. Şimdi Allah tabii böyle iyi insanlara acır. Dürüst insanlara acır. Mehdi'yi bence Sungur abi görmüştür. Ve aynı şekilde Bediüzzaman'ın diğer birçok talebesi de gördü benim kanaatim. Çünkü çok çile çektiler, çok acı çektiler. Allah onlara öyle bir nimet vermemesi düşünülemez. Mesela neyse bu kadarla bitireyim. Fotoğraf evet. Var sizin en son Sungur abiyle görüştüğünüz. Canım benim çok acayip güzel oyuydu maşallah. Tamam, vefatı tabii bana çok şüpheli geldi çünkü hiçbir şey yoktu. Akciğer enfeksiyonu olduğu halde akciğer doktorunu 3 gün yaklaştırmadılar. Enfeksiyon doktorunu 3 gün yanına yaklaştırmadılar. Ya kardeşim bu ne demek istiyorsunuz siz ya? 3 gün uğraştık, en sonunda 3. gün sonra doktor ilgilendi.
Ne yaptığını da bilmiyoruz tabii, ilgilen derken görüştüm. Sonunda hastalığı ağırlaştı ve vefat etti. Daha sonra o hastane FETÖ bağlantısından kapanmıştı. Tabii o hastane sonra FETÖ bağlantısından kapandı. FETÖ hastanesiydi. Evet. Ya kardeşim evde fenalık geçiriyor. Felç geçiriyor. Hastaneye götürmüyorlar. İnanılır gibi değil ya. Günler sonra bizim haberimiz oldu. Derler ki Sungur abi hasta, ben hemen koşarak gittim. Ama yapacak bir şey yoktu artık yani. Bizim kontrolümüzden çıktı olay.